Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Zeynep Bozkaya Lifestyle'da bugün birbirinden değerli iki tane konuğumuz var. Sizlere onları tanıtmak ve onlarla sohbet etmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi sevgili Aslı Özer bizlerle, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkürler. Çok güzel gözüküyorsunuz. Çok teşekkürler. Ben böyle renkleri çok seviyorum. Evet, bugün böyle çok siyah giymiş olsam da renkleri ve böyle renkleri kombinlemeyi çok seviyorum. Çok da güzel kombinlemişsiniz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Dövmeleriniz çok güzel. Evet, onları da ortaya çıkardım bugün. Evet. Evet, çok güzel. Bir tane şurada göz var galiba. Evet, burada bir göz var. Burada da bir üçlü spiral denen, biraz spiritüelliğe meraklı bir insanım. Onun anne amblemi var. Süper. Kolumda. Şurada bir şey daha görüyorum. Burada bir mandala. Mandala var. Başka? Aynen öyle. O da ayak bileğimde, bir tane de piyano var. Piyano çaldığım için. Evet, piyanoya 6 yaşında mı başlamışsınız? Evet, 6 yaşında. Bizden kaçmaz efendim. Bravo. Nasılsınız, iyisiniz? Çok iyiyim, çok keyifliyim. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Yepyeni bir şarkınız çıktı, Hayatın evet. İzleri. Evet. Evet, Hayatın İzleri ile ilgili tabii ki biraz sohbet etmek istiyoruz. Biraz da sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Tabii biz konuklarımızı araştırıyoruz böyle defter defter, dosya dosya. Sizlerden de gelen bilgilerle de böyle onları tabii pekiştiriyoruz. Ve tanıştıkça ve sohbet ettikçe daha keyifli bir hal alıyor. Ama sizinki biraz ilginç. Aslında çok az yaparım deyip başladığınız meslek hayatınızı uzun yıllar yapıp daha sonra nasıl istediğiniz hayata geçiyorsunuz, evet, galiba. Doğru. Birazcık bunu bize anlatır mısınız? Nasıl sanırım birçok insan benzer şeyleri yaşıyordur. Sonuç olarak müzik olmasını istedim hayatım boyunca hep. Müzisyen olmak istedim ama müzik okumak geride işletme okuduğum için kurumsal hayatta işe başladım. Birkaç sene çalışırım, ondan sonra müzik yaparım derken baktım 10-12 sene geçmiş. Ben de fark etmemişim yani, bayağı bir zaman geçmiş. Bütün gençliğim geçmiş aslında ama müzikten kopmamıştım o zaman. Müziği de aynı şekilde devam ettiriyordum. Ama en sonunda dedim ki buna bir son vermem lazım. Kendim olmam lazım. Sevdiğim mesleği yapmam lazım. Buna bir son verdim ama dediğiniz gibi yani 2-3 sene çalışırım derken 12 seneyi geçirmişim. Peki 12 sene hangi sektörde çalıştınız? Çok alakasız bir sektör. Enerji sektöründe çalıştım. Satış müdürüydüm en son. Yaptığım görev oydu. Zaten mesleğiniz de enerji isteyen bir meslek olduğu için belki oradan birazcık böyle bağdaşabilir. Ben böyle sizinle ilgili şöyle çok kısa bir bilgiler var, onları okumak istiyorum. 2014 yılında Jazzy Projects diye bir grup kurmuşsunuz galiba, öyle mi? Doğru. Caz yarışmasını kazanmışsınız yine aynı ekiple. 2018'de ilk albümlerinizi yapmışsınız. Doğru, evet. Ondan sonra Türkiye'nin önde gelen birçok caz festivallerinde ve uluslararası arenada performanslarınızı sergilemişsiniz. Aslında siz bunu bir yandan da bir şekilde hep yapıyormuşsunuz aslında. Bunları kesinlikle yaparken diğer işiniz devam mı ediyordu? Yani oradan para kazanmam gerekiyordu. Hayatımı idame ettirmem gerektiği için ona devam ediyordum. Ama müzikten hiçbir zaman kopmadım. 2014 senesinde bu grubu kurduk. Bir trioydu. Bayağı iddialı bir gruptu. Daha teknik kalitesi yüksek bir gruptu. Çok güzel bir yarışma kazandık. Sonrasında peşinden albümümüzü yaptık. İki tane de single çıkardık. Yani hep hayatım boyunca müzikle kurumsal hayatı birlikte götürmüş oldum peki, aslında. Peki yarışmaya katılmak sizce iyi bir tecrübe miydi? Yoksa şimdi biliyorsunuz herkes bir yarışmalar var. O yarışmalara bir şekilde katılıyorlar. Hatta bazı insanların mesleği yarışmacılık oluyor. Doğru. Yani hani önce işte bir yarışmaya katılıyor, oradan çıkıyor bir yarışmaya katılıyor, oradan çıkıyor bir yarışmaya katılıyor. Gerçekten hani ne yapıyor diye bakarsanız hayatının böyle 4-5 yılını sadece yarışmalara katılarak geçirmiş olabiliyor. O da değişik bir kariyer yöntemi. Doğru. Evet, böyle de çok konuğum da oluyor, böyle de konuklarım oluyor. Size bir şey kattı mı yarışmaya katılmak? Yarışma muhakkak katıyor. Bence ilk başta kattığı şey çok güzel arkadaşlar tanımış oldum. O zaman tanıştığım müzisyenler şimdi çok iyi yerlere geldi. Beraber büyümüş olduk mesela. Bu güzeldi. Yarışma fikri, bir şeyi kazanma fikri zaten keyifli bir şey. Onun heyecanı vesaire. Ama sürekli yarışmak zaten hayat da yarışma gibi bir şey. Yani o kadar dinlendin, bu kadar sattın vesaire falan derken yarış hep hayatın içerisinde var. Keyifli bir şey ama sürekli olarak kariyerimi o şekilde yapamam yani ben tabii ki. Yani çünkü yarışmak bir yerden sonra tabii yorucu bir şey yıpratıcı aslında. Yıpratıcı bir şey yani çok. Hani en yakın arkadaşına da geçmen gerekiyor. Orada doğru. Çok sevdiğin ya da böyle işte kırmak istemediğin birini de aslında bir şekilde kırıp önüne geçmen kesinlikle gerekiyor. Belki istemeden de olsa işte ne yapacağına kulak verip daha iyisini yapmaya çalışmak gibi böyle bir takım şeyler oluyor. Ama yarışmalar insanlara çok şeyler katıyor galiba. Kesinlikle, muhakkak. Yani kendini geliştirmek için sürekli olarak çaba harcıyorsun mesela. Elenebilmek mesela. Hani o da bunu kaldırabilmek enteresan. Değil mi? Onu kaldırabilmek. Ya da işte kötü bir yoruma açık olmak. Çok doğru. Hep Instagram'da gibisin. Her an herkes her şeyi yazabiliyor. Doğru. Ve canlı canlı yani. Daha da aslında. Stres seviyesi yüksek bir şey. Stres kesinlikle. Stres seviyesi yüksek kesinlikle. Bence de öyle. Sonrası 13-12 yıl mıydı? 12 yılın ardından artık dedin ki
ben kendi enerjimi yeterince aldım, sizlere de sattığımı düşünüyorum deyip yepyeni bir şarkıyla. Aynen. Zaten bu pandeminin de biraz etkisi oldu üretim sürecine. Pandemide hepimiz kapanınca benim de iş hayatımda seyahatlerim azaldı ve çok fazla üretime adadım dönemi. Bir sürü parça yazdım. Yani 10-11 tane parça yazmış oldum. Çok güzel. Özellikle hayatın izlerini çıkarmak istedim. Çünkü bu biraz da bu 12 senelik, 12 bile değil yani çocukluğundan beri geçen süreyi anlatan bir şey aslında. Yapmak istediğin hayaller var ama hayat seni başka bir yere götürüyor, evriliyorsun. Bundan kurtulmaya çalışmak dert. Aslında 2-3 sene sonra bırakabilseydim daha kolay olacaktı. 12 sene sonra bırakmak çok daha zor oldu vesaire derken ama en sonunda karar verdim ve başardığımı düşünüyorum. Vallahi o kadar da iyi yapmışsınız ki bence çok da güzel başarmışsınız. Şarkı çok güzel olmuş. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar oldu şimdi çıktı? 2 ay. Yaklaşık 2 ay oluyor. Aslında çok daha taze. Çok küçük bir bebek yani. Kesinlikle. O yüzden bol bol izleyip bol bol dinlemek gerekiyor. Peki projede kimlerle çalışmıştınız? Projeyi, sözü müziği zaten bana ait. Prodüktörlüğünü de kendim yaptım. Ama yardımcı prodüktör olarak Ertuğrul Biber, aynı zamanda Cazip Projekte birlikte çalıştığımız isim. O da bana yardımcı oldu. Mix'te Berk Kula. İkisini yaptı. Mastering'inde farklı versiyonları olduğu için iki kişi yaptı. Biri Randy Merrill. Randy Merrill Grammy ödüllü, başarılı bir mühendis. Sağ olsun projemi de kabul etti ve yaptı. Bu da çok önemli bir şey tabii. Kesinlikle, aynen öyle. İkincisi de Ahmet Gökhan Coşkun. O da radyo edit ve enstrümantal versiyonlarını yaptı. O da çok güzel bir iş çıkardı. Sonuç olarak kocaman bir ekip var aslında işin arkasında. Daha ortaya ne olsun? Çıkmış oldu. Evet, evet, çok güzel. Nereden çıktı? Kendi şirketinizden. Kendi şirketimizden çıktı. Evet, çıktı. Vallahi gerçekten çok güzel. Klibinizi kim çekti bu arada? Klibin ilk versiyonu, çünkü parçanın aynı zamanda akustik versiyonu da var. İlk çıkış parçamızı Alican Tuncer çekti. Böyle değişik bir şey var, hikayesi var klibin. Çok güzel. Styling'inizi kim yaptı? Styling'imi Rabia Yaman yaptı. Bu benim fotoğraf çekimlerimde iki ayrı versiyonda stil kullandık. Onun styling'ini Rabia Yaman yapmıştı. Süper. Ben tabii styling'i de merak ediyorum. Tabii. Kendim modacı olunca bir yandan tabii bir yandan merak ediyorum. Hani kim giydirmiş, nasıl giydirmiş, doğru giydirmiş mi? Tabii böyle şeyler de ister istemez elimde olmadan fazla fazla bakıyorum yani. Evet. Orada tabii işte meslek hastalığı gibi bir şey. Tabii ki bakıyorum yani bu olmuş mu, bu olmamış mı diye. Öyle bir saçı makyajı. Hepsini bir tabii şöyle bir... Ya çok ilginç bir şey. Bir anda yani konuk girdiği anda böyle stüdyoya otomatik olarak yani buraya oturduğum andaki çok ışık var. Evet. Bir anda bütün görüyorum. Yani şu yeni şarkınızı, şu hayatın izlerini bir de sizden şöyle alsak diyorum. Tabii, memnuniyetle. Hadi buyurun. Kaybol, bassın bir daha.
Çok teşekkürler. Çok güzel bir şarkı. Çok teşekkürler. Gerçekten böyle kendi içinde soru sorup cevap veriyor. Bravo. İşte öyle ama böyle aslında falan deyip. Güzel bir şarkı. Kendisiyle kavga eden bir insanı anlatıyor. İşte ben öyleydim çünkü o dönem. Yani aslında insanın beyninin içi gibi değil mi? Evet. Hani böyle beynimizin içi böyledir ya işte bir evet, hayır ama neden falan kendi kendimize sorular sorarız. Ben de öyleyimdir. Evet. Nasıl böyle bir şarkı yapmak? Yani bu benim kendi olma tartışmamdı. Yani istediğim şeyi yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Korkuyorum, işte endişelerim ortaya çıkıyor vesaire. Buna ben ayna konuşması diyorum. Yani gerçekten aynaya bakıp böyle bir konuşma yaptım kendime. Hani korkmadan artık bir kendine gel, kimsin sen, ne olmak istiyorsun gibi. O diyalogları da şarkı sözü haline çevirince parçada zaten o tartışmayı alıyorsunuz yani. Onu anlatıyor ama günün sonunda artık kendi olmaya karar vermiş bir insan ortaya çıkıyor. Vallahi çok güzel. Kendimiz olmamız lazım günün sonunda gerçekten de. Yani içimizde evet bir takım korkuların, bir takım endişelerin olduğu hepimizin aşikar. Ama hani bir yerde de evet ya ben buyum ya da ben bunu olmak istiyorum deyip bu en yakınımız bile olsa bir o çizgiyi koymak gerekiyor galiba. Kesinlikle. Peki senin bu kadar şimdi bir başka bir sektörden başka bir sektöre geçerken ailenden ya da çevrenden böyle nasıl tepkiler aldın? Tabii ki şaşkınlıkla karşılandım. Çok büyük destek almadı ilk başta. İyi misin sen? Neden böyle bir şey yapıyorsun vesaire? Ama ben çok... Altın bileziğim var. Evet tabii. Sabit işim var. Aynen öyle. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ama ben çok büyük bir depresyona girince bu sefer herkes anladı durumun ciddiyetini ve dediler ki tamam yani artık zaten yaş da ilerliyor. Hani bir şekilde ne kadar karışabilir insanlar kararlarına. Ama sanırım duygusal olarak insan çok o kararlara bağlı kalıyor. Yani üzülürler mi işte nasıl yapacağımlar vesaire falan derken en sonunda artık ben her sese kulağımı tıkadığım için kararımı vermiş oldum ve onlar da şu anda çok destekliyorlar mesela. Evet hep yani, öyle oluyor ya. Çok evet ilginç. Onu kırabilmek sanırım sıkıntı. Kırdıktan sonra desteği alıyorsunuz yani. Süper. Peki sahne çalışmaları falan var mı ya da belli bir takvim var mı? Şimdi ilk single olduğu için bir şey çıkarmadık orada. Çünkü benim zaten mevcut bir bar programım veya konser takvimim yoktu. Dolayısıyla tek parça artık cover şeklinde ilerlemek istemedim pek. Ama ikinci single gelecek, sonra diğerleri gelecek vesaire. Ufak ufak artık takvimi almaya başlayacağız. Güzel süper, bir program. Süper, vallahi çok güzel. Bir de bu böyle biraz şey gibi geldi bana bu şarkı. Sanki böyle bir filmin müziği de olabilecek gibi bir şarkı gibi geldi. Kesinlikle. Yani hani böyle o sözlerini alsanız hani müziğiyle de bir filme girebilirsiniz ama sözleriyle de bir filme dahil olabilirsiniz. Sanki bir dizinin bir filmin içinde yer alınabilecek. Hatta aklıma böyle diziler bile geldi. Hani böyle birkaç böyle projeyle bağdaştırılabilecek bir şarkı gibi geldi. İnşallah da böyle olur. İnşallah. Yolu da vasta çok açık olur. İlk solo albüm her zaman çok zordur. Yani ilk solo bir de tekli olunca daha da zor. Şimdi hemen arkasından bir ikincisini planlamak, üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisi gibi çok hızlı yol almak gerekiyor. Çünkü eskiden albüm yapılıyordu. Dolayısıyla insanlar bir tane albüm yapıyorlardı yıllarca uğraşıp ama sürekli hani onun klibi, onun şeyi hep bir hazırda şarkılar vardı. Evet. Şimdi öyle değil. Yani bu şarkı bittiği anda siz yani onu çektiğiniz anda ikincisini... Ve bu çok hızlı oldu bu geçiş açıkçası. Yani herhalde 5 senedir aşırı bir yoğunluk var bu tarza. Hani ben de albüm kökenliyim, albüme alışkınım. Şimdi her single'a albüme hazırlanır gibi hazırlanıyoruz. Çekiminden, kliplerine vesaire. Çok ilginç bir dönem oldu gerçekten. Keyifli de aslında her ay ya da iki ayda bir yeni bir heyecanla dinleyicinin karşısına çıkmak da güzel. Tabii onun enerjisi de çok başka tabii. Yani orada... Direkt yani var olmuş bir iş yok günün sonunda. Yeni bir iş, yeni bir proje, yeni bir şarkı. Peki bundan sonraki şarkınız belli mi? Belli. Çok yakında da çıkacak o. Evet, klibini falan çektiniz mi? Klibi önümüzdeki hafta çekiliyor. Yani çok yakın bir takvimde, Mayıs başı gibi çok keyifli bir yaz parçası gelecek. Ben çok heyecanlıyım. Ya bir de böyle bir şey var. Şimdi mesela yaz parçası, yani yaz şarkısı gelmesi gerekiyor ki işte bütün yazın hani beachlerde, işte gece kulüplerinde orada burada çalabilsin diye. İşte kış geliyor, ondan sonra mecbur bir kışlık bir şarkı. İşte bahar geliyor, mecbur bir slow şarkı falan gibi böyle kurallar da var aslında. Var, İzleyicilerimiz doğru. Bunu bilmese de. Doğru. Renkli klip diye bir şey var mesela. Evet çok doğru. Renkli klip. Çok güzel klip ama renksiz yayınlamayız. Evet evet. Diye karanlık böyle falan. Kanallardan veto yiyen bir sürü klip bir var. Evet. Falan filan. Renkli klip. Renkli klip. Şimdi evet de renkli klip artık. O yüzden de öyle bir şey var. Kimsin?
Kimsin sen ve ne kadarın gerçeksen diye böyle bir şey var içinde. Kimsin sen mesela? Yani nasıl tarif ediyorsun? Kimsin sen? Sanırım herkes, yani parmak izini düşünün. Herkesin parmak izi farklı ya. Biz aslında hepimiz kendi özümüzde farklıyız bir yerde. O kimiz, yani o farklılığımız nerede, hepimiz onu keşfetmeliyiz. Ama tabii sisteme göre hepimiz birbirimize benzemeye başlıyoruz. Yani ilkokuldan itibaren herkes aynı kalıptan çıkıyor. İşte benim sosyal medyada aynı kalıp içerisinde olmak zorunda kalıyoruz. İşte bir takım kurallar var adlandırılmayan. Ama aslında bence güzel olan insanın kendi orijinal hali, otantik hali dedikleri. Onu keşfedebilmekti benim kafamdaki soru. Yani sen kimsin? Orijinalinde nesin yani? Adım da Aslı, hadi. Aslın nerede? Senin yani. Demek ki bana bir kafayı takmışım ben yani. Ama sonrasında hoşuma gitti ya, hakikaten o fikir. Yani herkesin parmak izi gibi kendi kişiliği, özellikleri de farklı. Bunu keşfetmek lazım ve keyifli bir yolculuk bence. Ama artık dış görünüşü herkesin aynı. Hani evet, herkesin mesela dış görünüşü bu bile. Aynı. Evet. Ama hani kimlikleri farklı. Hı-hı. Yani ben Nişantaşı'nda showroom'um. Gerçekten Nişantaşı'nda böyle biraz önce görmüştüm falan diyorum. Bakalım, yok değilmiş, elbisesi farklı falan. Çünkü herkesin ağzı, burnu, dudağı aynı. Çok ilginç yani. Evet, çok ilginç. Herkes çok gergin. Hiç kimsede kırışıklık yok falan. Evet, doğru. Çok herkes mükemmel ilginç. Değil mi böyle? Herkes face-app'li geziyor yani, böyle filtreli dolaşıyor. Doğru. Çok çok ilginç geliyor bana yani, o kadar. İşte orijinallik kaybolmuş oluyor aslında, biraz onlara sarılmak lazım. Bir de çocuklar çok başka oluyor ya o insanlar, o çok komik. Çok komik. Evet. Çok komik oluyor, o insanlar çocuklar o kadar başka ki yani. Evet, burnu farklı falan, burnu değil mi? Babasına mı benziyor, hani kime benziyor? İkisine de benzemeyince daha büyük sıkıntı falan. Evet, o ilginç. Çok değişik gerçekten ama evet, gerçekten böyle. Bir de korkularımız oluyor tabii. Tamam. Burada ona da değinmişsiniz. Herkesin bir şekilde de korkusu var. Peki bu şarkıdan sonra böyle geri dönüşler aldınız mı? Evet evet, yani bana çok yardımcı oldu diyen insanlar da oldu. Yani ben tam böyle kaybolduğum bir andaydım ve bu parçayı duydum. İşte içinde şey diyor, kaybolduğum sansan da kaybolmazsın bir daha diyor. O mesela o kişiye dokunmuş. Aynen, aslında ben kaybolduğumu zannediyordum ama meğersem bu böyle değilmiş. Yani ipler benim elimdeymiş gibi. Bir de şeyi merak ettim. Bir dönem depresyondaydım. Çok ağır depresyondaydım dedin. Neden depresyona girdin? İstediğim mesleği yapamadığım için. Ya da istediğim mesleğe istediğim şekilde vakit ayıramadığım için başka bir meslek yapıyorum ve bu gün geçtikçe daha da kelepçe haline geliyor. Ona daha da bağımlı oluyorsunuz. Bu aynı ilişkilerde de böyle değil mi? Yani bir ilişkiye alışınca kurtulmak istesen bile kurtulamıyorsun. Çünkü bir alışkanlık var, zaman geçiyor, yaşanmışlık var vesaire. Burada cesaret, korkular vesaire falan derken orada onları yıkabilmek, yani yıkabilme süreci bir depresyon getiriyor. Bence herkes yaşıyordur benzer. Evet, bu bir süreç gerçekten. Bence de öyle. Yani o işte onu atlattığın anda zaten herhalde özgürlüğe kavuşuyorsun. Kesinlikle. Evet, gerçekten çok güzel olmuş. Ben gerçekten beğenerek dinledim. Beğenerek de bundan sonra takip edeceğim inşallah. Bol bol böyle konserlerinin, işte hatta sahnelerinin olduğu günler gelsin diyelim. Ne diyelim? Evet, yani ben sahnede olmaktan çok hoşlanıyorum. Yani o dediğim gibi eski grubumla çok fazla sahne aldığımız için o benim evim gibi bir yer ve çok da severim dinleyiciyle diyaloğa girmeyi. Çok sürprizli ve çok keyifli konserler planlıyorum. Bunlar bir de şey de var ya, artık hani onu ortaya çıkarmak istiyorum ama hala saklamak zorundayım. O gün geldiği zaman güzel bir enerji patlaması olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Yani. Peki böyle örnek aldığın, ya işte ben evet, benim müziğim işte Zeynep Bastık gibi, işte benim müziğim bilmem ne kim gibi, böyle bir şey var mı? Ben çok fazla özellikle teenage yaşında rock müzikle çok büyüdüm. Rock müzik dinlerdim ve işte bunlar atıyorum Radiohead'lerdi, işte Dream Theater'lardı vesaire. Ama Türkiye'de de özellikle bu parça özelinde de öyle bir geri bildirim alıyorum. Şebnem Ferah. Ve bu benim için onur verici bir şey çünkü hayranlıkla büyüdüğüm bir insan. Kesinlikle sevdiğim, örnek aldığım bir vokaldir. Ama ikinci, onu da geri bildirimini alıyorum. O kadar belki güçlü bir sesim olmasa da Sertab Erener benim çok beğendiğim bir kadın vokaldir. Tarzı, tekniği vesaire. Bu iki isim bir böyle kombinleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum galiba. Evet, bir de bu arada şey de çok önemli galiba. Dinlediğin müzik ve çalışma performansı. Doğru. Galiba çok söylemek gerekiyor bu sesi ilerletmek için değil mi? Sürekli dinleyip söylemek. Ve eğitim hani... kesinlikle. Çünkü ben mesela piyano kökenliyim ama çok sevgili hocam Şeniz Erdinç'ten eğitim aldım. Ona sevgiler bundan. Onun sayesinde bunu keşfettim. Yani nasıl ben böyle bir ses çıkarabiliyor muyum? Ve
bayağı da iyi ses çıkınca ben dedim bunu ciddiye alıyormuşum. Ben bunun üstüne gideyim vesaire. O egzersiz dediğiniz gibi, yani egzersiz yaptıkça zaten güçleniyor. Ama canlı performans için gerçekten sürekli egzersiz yapmak lazım. Sese bakmak lazım. Çünkü o bir kondisyon yani sonuç olarak. Tabii yani çok şey. Ciddi bir şey. Bir de dans falan ediliyorsa. O acayip bir şey. O bambaşka bir onu dünya. Onu yapabilir miyim bilmiyorum. Çok. O gerçekten çok zor. Ben inanamıyorum. Bazen böyle, bazen değil, hemen hemen her akşam bir Michael Jackson'ın mesela. Bir şeyini izliyorum. Yani her akşam, her seferinde hayranlıkla izliyorum. Yani nasıl şarkı söylüyor, dans ediyor falan. Yani evet, o kadar evet. Büyük bir performans. Tabii ki işte dünya starısın karşılığında. Evet, yani bu karşılığında. Yani hani gerçekten eminim ki çok fazla spor yapması gerekiyor. Çok Beyoncé'de de mesela öyle gerekiyor. Bir şey var. Çok çılgınca dans ediliyor vesaire falan. Ama ses de acayip kullanılıyor falan. Abi çözemedim hala. Nasıl yapıyorlar yani? Bilmiyorum. Acaba onlar half playback mi falan? Ama mesela onlar o zaman öyle bir şey yok. Bazen yapıyor ama bazen de ciddi söylüyor yani. Çok ilginç. Gerçekten çok güzel. İnşallah en kısa zamanda senin de öyle günlerin değil. Biz de faydalı olur. Bu arada ilk canlı yayınım mı? İlk canlı yayınım değil. Değil. Diğer grubumla bayağı canlı yayınlarım olmuş ama solo projemin ilk canlı yayını. Öyle burada mi? Oldu. İyi. Çok da keyifli İyi, süper. Oldu. Süper. İnşallah hayırlı olur. Güzel olur. Gerçekten güzel bir proje. Güzel. Tek başına dev kadrosun aslında. Yani şarkıyı yazmışsın, sözü yapmışsın, aranjesini yapmışsın. Kendin her şeyin altında imzan evet, var. Evet. Bu büyük bir başarı. Bir de bunu bir tabii kadınlar yapınca ben de evet. Ekstra bir takdir ediyorum. Çünkü her zaman kadınların yaptığı iş, kadın elinin değdiği şey bence belli oluyor. Bence de. Yani erkekler buradan beni yanlış anlamasınlar ama hani böyle parmak yani tırnak içerisinde kadınlar zaten daha titiz ve daha özenli olduğu için evet. Böyle güzel evet. Bir proje çıkmış. Çok teşekkürler. Bence bu önemli bir nokta. Yani kadın prodüktör sayısının az olması, işte ne bileyim ses mühendisi sayısı az. Yani başka sektörlerde de bu şekilde. Bu ilginç bir şey ama bence biz kadınlar kendimizi bir çok sevelim. Bir kendimize barışalım ve kesinlikle kendimiz olmaktan korkmayalım. Çünkü bence özel yeteneklerimiz var ve bunları daha çok sergilemeliyiz. Peki böyle yani müziğin haricinde yaptığın şeyler var mı? Ben pilates yapıyorum. Pilates süper. Çok vakit ayırdığım bir şey. Aynı zamanda tekrar uzun zaman sonra yogaya geri döndüm. İşte o depresyon süreçlerini atlatmamı da sağlamıştı zaten. Bunlar benim özellikle yaptığım şeyler ama en çok gezmeyi seviyorum galiba. Dünyayı gezmeyi. Yani 3 kuruş para olsa da hemen şey yaparım. Bunun maddiyatla bağlantılı bir şey olmadığını öğrendim. Ve paran olsa da olmasa da bir şekilde bunu denk getirebiliyorsun. Yani atıyorum o güzel ayakkabıyı almayayım. Bu sefer de işte ne bileyim İngiltere'ye gideyim diyebiliyorsun. Çin'e gideyim diyorsun vesaire. Ben öyle bir şey oturttum uzun zamandır kendimde. Bayağı ülke gezmeyi çok seviyorum. Değişik lezzetlerini denemeyi çok seviyorum. Hobi gibi bir şey çevirdim peki yani. Peki böyle yani gezdiğin ülkelerde en böyle ilginç yediğin şey neydi? Valla hala ilginç gelen sanırım ben onu nasıldım yani, ya falan oldu. Şey mu? İlginç geliyor. Salyangoz yani o Fransızların çok doğal tereyağı yer gibi yediği bir şey ama ilginç bir şey yani baktığınızda. Ama Japonya'daki de Japon yemekleri tam ismini hatırlamıyorum ama çok ilginç balıklardan şeylerden değişik şeyler yapıyorlar. O, yiyemediklerim de oldu yani öyle baktım sadece. Dur yani. O kadar gel. Asya mutfağı biraz ilginç oluyor bizim damağımıza göre yani çok farklı. Ama yine de ben mesela çok seviyorum ama evet bazı şeyler gerçekten yok yani. Bir, evet ona alışık değiliz yani. O da orada kalsın yani. Canım diyebiliyoruz yani bazılarına da. Evet çok güzeldi. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için Milyon de. TV izleyicilerine son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Herkese çok sevgilerimi gönderiyorum. Buradan hayatın izlerini dinleyerek bir değerlendirsinler. Kendilerine ne mesaj veriyor parça? Belki kendilerinde de bir şeyler bulurlar ve kendilerine olup hayallerini gerçekleştirmelerini diliyorum. Instagram'ını da söyleyebilirsin. Aslı Özer Müzik Instagram. Oradan beni bulabilirsiniz. YouTube'da da var. Buradan iletişim halinde olabiliriz. Süper. O zaman Instagram'ından da takip edebilirler evet, seni. Evet kesinlikle. Biz zaten programı da daha sonra da tekrar paylaşacağız. Oradan da bulabilirler. Bence takip etmeye ve izlemeye devam etsinler. Güzel projeler geliyor gibi kesinlikle, hissediyorum. Kesinlikle çok güzel. Şimdi biz kısa bir ara veriyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet.
Evet, şimdi kısa bir ara vermiştik. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama öncelikle size kitap tanıtımım var. Bu kitapları severek okudum. Sizlerin de okumasını tavsiye ediyorum. Gökhan Çınar'ın Benim Evim Neresi? Yarasız Çocukluk Yoktur diye bir kitap var. Evinde yalnız bırakılmış çocuklar için bu dünya ev değil, içine doğduğumuz her ev evimiz değildir diye bir kitap. Çok da doğru söylemiş. Gerçekten bu kitabı size tavsiye ediyorum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bu kitabı okuyun bence. Çünkü her ev ev olmuyor maalesef ama evi de ev yapmak çok önemli. Ve ikinci kitabımı tanıtmak istiyorum. Bu kitabı geçen hafta da tanıtmıştım. Galiba bu kitabı bir süre size tanıtacağım. Çünkü bu bizim sevgili yönetmenimizin kitabı. Çok güzel ve çok anlamlı bir kitap. Yasemin Seven Erengir'in kitabı. Delikli tencerelerde isyan eder diye. Evet, delikli tencerelerin isyan ettiği 14 tane küçük hikayeden oluşan, her bir hikaye gerçek hikayelerden esinlenilmiş ama gerçek olmayan hikayeler. Mutlaka bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Hem de bu kitabın geliri bağış yapılıyor. Mahal dergisinde de kendisi yazıyor. Oradan da yazılarını takip edebilirsiniz sevgili Yasemin'in. Ben bu kitabı tanıttıkça Yasemin beni daha iyi çekiyor diye düşünüyorum ben. Yönetmenim. Evet, böyle bu kitabı da muhakkak almanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitap. Şimdi yepyeni bir konuğum var. Size kendisini tanıtacağım. Yepyeni, çok güzel bir şarkıyla geldi. Emin Ol dedi. Emin adımlarla ilerliyor mu? Ne kadar severek yaptı? Nasıl yaptı? Bu süreci nasıl yürüttü? Hepsini ve daha fazlasını şimdi kendisine soracağım. Hoş geldin Aydan Kahraman. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok şık gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Böyle kuş gözleri, kış gözleri diyoruz biz onlara. Kuş sizin gözlerine bakmışsınız. Çok güzel olmuş. Ben çok severim. Teşekkür ederim. Gerçekten böyle her zaman da yaparım bunu yani böyle her sene Modası geçmiyor. Birkaç şeyin arasına böyle bir kuş gözleri, bir troklar, bir şeyler muhakkak ekliyorum. Evet, seviyoruz. Evet. Şimdi Ömür Gediğim bir klibi için bir şey hazırladım. Onun da böyle yine metalleri olan bir şeyler var. Biraz önce de yardımcısı gelip almış. Bakalım, heyecanla bekliyoruz yeni klibini. Heyecanla izleyeceğim. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Her şey yolunda. Çalışmaya devam ediyoruz. Biz de yoğun bir koşuşturmacanın içindeyiz. Güzel heyecanlar yaşıyoruz. İlkleri yaşıyoruz. Çok keyifli gidiyor. Nasıl güzel gidiyor. Evet. Çok başka bir şey değil mi şu anda böyle kendi şarkınla çıkmak? Evet, yeni bir dünya. Böyle yeni dünyaya gelmiş bir bebek gibi benim için çünkü. Senelerdir arzuladığım şeyin gerçek olması. Hayallerimin gerçek olması aslında. Olacağını bildiği günü bekler ya insan. Hani öyle hissediyorum o günün geldiğinde. İşte acaba ne hissedeceğim diye hep düşünürdüm. Gerçekten çok keyifli. Zor, bir o kadar da keyifli ve heyecanlı bir yolculuk. Valla bence çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Emin Ol tüm dijital platformlarda var artık. Evet. O yüzden de oradan takip edebilirsiniz. İzlemek isteyenler için ve dinlemek isteyenler için. Gerçekten birbirinden kıymetli isimlerle çalışmışsın. Evet. Bir girmişsin, pir girmişsin. Zaten aranjörün bence yetiyor. Sevgili Erhan Bayrak benim için de çok kıymetlidir kendisi. Aile olarak çok kıymetlidir. Evet, öyle gerçekten. DMC'den çıkmış Ecem Gündoğdu yönetmenliğini yapmış. Sözü müziği Nezih Üçler, düzenleme Erhan Bayrak, Mix Mastering Celil Yavuz. Kendisini tanımıyorum, affola. Ama gerçekten hepsi birbirinden kıymetli, güzel isimler. Birazcık da sen bahseder misin? Gerçekten Erhan abinin benim hayatımdaki yeri çok başka. Çünkü ilk çalışmamı çıkarmayı düşündüğüm andan itibaren, yani müzik hayatım başladığı zaman itibaren, hani bir şey yaparsam muhakkak aranjesi ve Erhan Bayrak'ın yapması çok büyük bir hayalimdi. Tanışmak zaten ilk tanıştığımız günü hatırlıyorum. İnanılmaz heyecanlanmıştım. Gerçekten. Evet. Yani çok bambaşka bir şeydi benim için. Erhan abinin hissiyatına çok güveniyorum. Yani zaten müziğini konuşmaya gerek bile yok. Çok güzel bir iş çıktı. Ecem klipte yine Veli Kuzlu görüntü yönetmenimizdi. Benim gerçekten böyle evde gibi hissettiğim ve çok rahat geçirdiğim bir klipti. Çünkü klip çekimlerinde genelde ilk klipler özellikle biraz böyle stresli. Evet, işte, acaba gerilir miyim hani diye çok düşünmüştüm. Koyacağım, kolumu nereye koyacağım, evet. Öyle mi bakacağım, böyle mi bakacağım. Evet. Genelde böyle o kameraya bakman gerektiği sahneler oluyor ya. Evet. Ve kamerayı biri varmış gibi görmen gerekiyor kolay ya. Kolay değil ama gerçekten kolay onu değil. Onu böyle insan gibi kameraya bakabilmek falan çok evet. Zor. Hani orada şimdi kameraya bakıyoruz ama orada bizi izleyicilerimiz evinden izliyor. Hani biz sanki izleyicilerimize bakıyormuş gibi bakmamız gerekiyor gerçekten ya. Gerçekten öyle bir his geliyor ama kameraya evet. Bakarken o yüzden. Orada öyle bir rol yapmak gerekiyor falan. İçine birazcık oyunculuk katmak kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. Yani bana hiç orada kendimi yabancı hissettirmediler. Yani o kadar hatta az yoruldum ki klipte.
çok güzel büyük bir ekiple birlikte çalıştık zaten. Süper. Baştan aşağı hepsi çok böyle içime sinerek giden bir projeydi. Vallahi süper oldu. İzmirli misin bu arada? İzmirli değilim, Bursalıyım. İzmir'de yaşıyorum 11 yıldır. İzmir'de yaşıyorum. Yani İzmirli sayıyorum. Artık öyle sayıyorum kendimi. Evet, evet, çünkü insan biraz, evet, doğduğun yer çok önemli ama yaşadığın yer kesinlikle senin memleketin oluyor bir yerden sonra. Kesinlikle öyle. Şimdi çünkü yılların orada geçiyor, hayatın orada geçiyor. İşim zaten orada. Uzun yıllardır. O yüzden. Şimdi birazcık da kendinden bahset. 9 yıldır mı İzmir'desin? 9-10 yıl oldu yaklaşık. Olarak. Hı hı. Neler yapıyorsun? Aslında öğretim hayatı için İzmir'e yerleştim. Akabinde tabii şimdi konservatuvarda işte gitarlar çalınıyor, piyanolar çalınıyor. Muhakkak orada böyle ortamda bir şarkı söyleme ambiyansı olduğu için sürekli. Öyle biz bize şarkı söylemekle başlayıp ondan sonra böyle İzmir'deki orda evlerinde çalışmamla devam eden bir serüven aslında. Ailem böyle okulu uzatırım, İşte kırarım diye böyle başta çok sıcak bakmamışlardı ki beni inanılmaz destekliyorlar bu konuda. Ama hep böyle önce okulunu bitir, sonra işte nasıl istersen öyle yapabilirsin diye düşünen tarafta. Ailelerden genel biraz olarak. Zor ikna etmiştim orada ilerine, hani özel sektöre geçerken onları ikna etmem biraz zor olmuştu. O gün itibariyle zaten sahne tozunu böyle tam anlamıyla yutmaya başladım. Okulu tabii biraz aksattım, onu itiraf ediyorum. Ama orada işte biraz evet dengeler şaşabiliyor. Evet, bazen şaşabiliyor gerçekten ama çok onun keyfini aldığınız zaman da gerçekten bırakamıyorsunuz. Yani orada bambaşka bir dünya var çünkü ve kendinizi o an bulduğunuzu anladığınızda zaten onun devamı geliyor. Yani o alkışlar geldi mi? Evet. O iltifatlar geldi evet, mi? Evet, kesinlikle. İşte o ışıklar yandı mı galiba, evet, orada bir büyü oluyor ve onu da yapmayan asla anlayamıyor bence. Bu benim işim diyorsunuz zaten bence. Yani buradayım ben, tamam artık. Buldum. Benim yerim burası. Dediğim günü çok iyi hatırlıyorum, dün gibi hatırlıyorum. Vallahi yani. Süper ya gerçekten. Hani ne diyebilirim ki, insanlar kendi sevdikleri işi yapmalı. Evet, sevdikleri kesinlikle işten beslenmeli. Evet. Onun haricinde iş yapmak çok zor ve yıpratıcı olabilir. Yani sevmediğiniz bir işle ömür geçer mi bilmiyorum. Evet. Ben hiçbir gün kendimi işe gidiyor gibi hissetmedim ben yani. Ben de öyleyim. Hani o yüzden çok şanslı hissediyorum. Çok heyecanlanıyorum hala mesela. O heyecanı kaybetmek zaten hiç istemem. Hala böyle perdenin arkasındayken orkestra şarkıya girdiğinde ben böyle bir heyecanlanırım ve o heyecan bana hep böyle daha çok tutku ve istek veriyor. Evet, yapacağım daha çok şeyle ilgili. Çünkü o çok güzel bir şey, evet. Yani evet. Yani çıkacaksın, neler olacak, neler bitecek, evet, nasıl bir tepki, evet, alacaksın. Biliyoruz herkes. Peki, sevdiği işi yapıyor. O sahneye yapıyordur çıktığında böyle hani askeri, ordu evleri falan, bunlar tabii biraz daha disiplin, evet, olan yerler. Evet. Orada çok şöyle kurallar var diye biliyorum ben. Ne kadar doğru biliyorum bilmiyorum ama mesela orkestranın böyle işte atıyorum gitar çalarken ya da işte piyano çalarken falan oradaki davetlilere galiba böyle 3 saniye kuralı mı ne varmış? Daha uzun bakmaması gerekiyormuş falan yani gibi bir şey biliyorum. 3 mü 7 mi böyle bir şey? Çok denk gelmedim ama saatlerle ilgili mesela sahneye çıkış saati 1 dakika bile gecikmez, gecikemez. Ondan giyinme işte çok önemlidir. Üstüne başına özen verme, hani kesinlikle alelade bir kıyafetle çıkılamaz, işte çıkılamaz gibi. Orada aslında disiplin anlamında da çok geliştirdim kendimi. Benim çünkü bir arkadaşım şey demişti, o askerlik çok da ünlü bir müzisyen. Orada yaparken işte hanımefendilere falan çok bakmamak gerektiği için böyle yerlerde karolar var demişti. Her bir karonun içinde kaç tane olduğunu biliyorum. Bir anda orkestraya dönüp işte şurada kaç tane, ne diyorsun oğlum falan diyorlar. 28. Bak şundaki 46 dengesiz bakmamaktan falan. Bakmamaktan diyor, her karonayı biliyordum. Sonra bütün orkestra tahmin ediyor. Hayır 58, 158, 500 bilmem kaç falan diye böyle. Evet, gerçekten orada böyle bir disiplin söz konusu. Ve gerçekten insan için gerekli bence. Yani evet. İşte o yüzden diyorlar ya, bence herkes bir erkekler, evet, için ben de bir zaten askerliğimi yapmadım demiyorum. Demiyoruz ya artık, evet, demiyorum. O kadar şeyden sonra. Vallahi gerçekten. Bu arada çok da güçlü bir sesin var. Çok teşekkür da güzel ederim. Sesin var. Bu arada tabii biraz önce siz soundcheck yaparken ben orada başka şeylerle ilgileniyormuş gibi gözüksem de sizi dinliyordum. Kulağım sizdeydi. O zaman diyorum ki acaba şöyle birazcık müzik dedik. Şöyle bir olur, müzikle devam edelim mi? Olur, seve seve. Hadi o zaman hep, tamam, beraber biraz da bakalım canlı canlı neler söyleyeceksin. Hadi bize. Hep ayrılık zor, bin yıldır söyler dururum, öğrenmiyor kalp göründüğü üzere durumum insan bir.
biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi er geç yanardağ gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay çileli başım ortasında kışım iyice beter. Vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay çileli başım ortasında kışım iyice beter. Geçer bir gün herkes farkında, herkes nasıl üzgün insan. Biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi er geç yanardağ gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay çileli başım ortasında kışım iyice beter. Vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay çileli başım ortasında kışım iyice beter. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Bu Sezen Aksu'ya yani herkesin bir hayranlığı, evet, bir başka oluyor gerçekten. Bu arada Ersin Paz'ı da bize eşlik etti. Yani size eşlik etti ama tabii bize de eşlik etmiş, evet, oldu. İlk eşlik ettiniz. Siz de hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Çok güzel gitar çalıyorsunuz valla. Belki programdan sonra bize birazcık çalarsınız. O zaman biz sizi uğurlarken sohbetimize devam edebiliriz. Gerçekten sizin şarkınızı yaptığınızda stüdyodan şarkının bittiğinde ağladığınızı duydum. Evet, çok ağladım. Öyle mi? Çok ağladım. Hangi burçsunuz? Balık Aslan falan burcu. Mı? Aslan. Öyle Aslan mi? Burcu. Acaba dedim böyle balık grubu falan mı? Su grubu. Ya, o artık böyle bütün hayallerimin gerçeğe dönüştüğü ve her şeyin mükemmel olduğunu hissettiğim o an Erhan abinin muhteşem işi. İlk dinlediğimde de ağlamıştım. Demo bittiğinde de. İş bittiğinde de. Dedim, bu sefer daha az ağlarım belki falan. Ama ikinci de böyle... İkinci dinleyişimde bile aynı gün, ikinci açışımda bile ağladım. Çok ya, uygulanmıştım. Çok güzel, çok güzel bir şey. Bir insanın kendi şarkısını, özellikle bir de kendini dinlemek daha başka bir şeydir ya. Evet, hani kendi sesi öyle. İnsana çok yabancı da gelebiliyor bir yerden sonra. Hani kendini duymak çok garip bir bazen şey. Bazen öyle hissediyorsunuz, evet, gerçekten. Evet, bazen evet çok değişik yabancı gibi. Geliyor, yabancı evet. Geliyor kendi sesi insana. Çünkü kendini çok dinlemediğin için. Sahneden biz hani çok videolara falan bakıyoruz ama böyle uzun soluklu çok dinleme fırsatımız olmadığı için ki ben kendimi genelde kaydedip dinlerim. Hı hı. Evde de hani pandemi sürecinde de öyle yaptım sık sık. Ama böyle bir garip gelmiyor değil insana. Ya, kendi sesini beğeniyor musun? Yani beğeniyorum tabii ki. Ama hı, kendi sesine ilgili yorum yapmam yani çok zor geliyor. Peki bana kendi şu an. Peki kendi sesini kimin sesine benzetiyorsun? Aslında çok böyle benzettiğim biri yok. Hı hı. Ama ben duyguyu hissediyorum şarkıları, hı hı, söylerken. Gerçekten o an benim için hani ne söylediğimi bir önemi yok. Sadece o hissiyat, cümlelerin bana verdiği hissiyata bakıyorum. Onu geçirebildiğimi düşünüyorum karşıya. Bence çok iyi geçiriyorsun. Teşekkür ederim. Ben çok etkilendim yani. Çok bir sürü konuk geliyor buraya. Bir sürü de şarkı söylüyorlar. Hepsi de çok yetenekli ve çok güzel ama bazılarından maalesef hissiyat geçmiyor. Yani ama sen, evet, söylerken tüylerim diken diken oldu. Teşekkür ederim. Çok gerçekten oldum. Çok da güzel söylüyorsun. Bu arada sahne tozu yutarak olgunlaşmışsın. Senin için, evet, öyle diyorlar. Çünkü, evet, aslında bir yandan da hep bir şekilde sahnelerdeydin tabii, hı-hı, ki. Bunun da etkisi çok olduğunu düşünüyorum. Yani evet, orada büyüyorsunuz aslında. Yani
işi tabii ki de öğrenerek, bilerek başlamıyorsunuz. Gide gide o yolu böyle kat ettikten sonra bakıyorsunuz ki zamanla tabii ki hiçbir zaman olmuyorsunuz aslında. Hani burada tamamım ben dediğiniz bir gün yok. Çünkü bu işin bir sonu yok yani, bir üstü. Hep daha iyisi olabilirsiniz kendinizi geliştirdiğiniz sürece ya da buna çabaladığınız sürece. Ama orada büyüyorsunuz, evet. Değil mi? Orası başka bir şey. Sahne başka bir şey. Yani o sahne tozu gerçekten çok başka bir şey. Bir de şu şey çok hoşuma gitti. Bu şarkı, yani Emin Ol, üzerine dikilmiş bir kıyafet olarak tanımlıyor musun? Evet, gerçekten. Evet, bu çok önemli bir şey. Aslında insanlar bazen bazı şarkıları geldiğinde, yani hiç tarzım değil ama yapımcım istediği için yaptım. Ya da işte aslında çok emin olamadım gibi, hı-hı, böyle şeyler söylüyorlar burada da bana da. Evet. Hani evet, şarkısını çok seviyor falan ama yine de içinde böyle bir soru işaretleri kalmış. Bir sürü kişiyle tanıştım. Hani bunun olmaması da bence büyük bir, evet, avantaj. Evet. O yüzden kendini daha güçlü ve daha iyi hissedebilirsin. Daha güvenli hissedebilirsin. Benim yapımcım aksine sen de istiyorsan olsun dediği için hep. Yani hep biz birlikte, hı-hı, karar verdik ama benim önceliklerime, işte benim isteklerime hep çok değer verdi. Üzerime dikilmiş bir kıyafet olarak görüyorum, evet, doğru. Çünkü ilk dinlediğim andan itibaren çok uzun zamandır şarkı arayışındaydım o dönem ve gerçekten çok şarkı dinlemiştim. Çok güzel şarkılar da dinlemiştim. Ama siz okuduktan sonraki yorum çok önemli. Çok güzel bir şarkı size yakışmayabilir ya da ses renginizi ortaya çıkarmayabilir. Bunu dinledim. Hemen stüdyoda kendi kendime bir demosunu okudum. Sonra Aslı Hanım'a dinlettim. O da çok beğendi. Aslı Hanım'a sizi çok benzettim ben. Evet, herkes çok benzetiyor. Böyle birbirini seven insanlar birbirine benzer derler. Yani evet. Zamanla gittikçe, hı-hı, böyle en yakın arkadaşlar birbirine, hı-hı, benzer derler. Ben de öyle düşünüyorum artık. Gitgide birbirimize benzediğimizi hissediyorum. Evet, ben çok benzettim. Ben akraba mı, kardeş mi falan anlamaya çalıştım. Can yoldaşı diyelim yani. En yol güzeli. Arkadaşıyız gerçekten. Ve dinlediğim an tamam dedim. Yani o bütün arayışlarım, bütün yorgunluğum böyle bir anda sanki iş bitmişti orada benim için. Ya bu zaten Erhan abi de kafamda olduğu için, hani onun da olabilitesinin olduğunu duyduğum gün benim için aslında iş bitmişti yani. Evet. Klip çekilmişti. Evet. Klibi nasıl çektiniz bu arada? Klibi Galata'da çektik. Çok yağmurlu bir günde çektik. Yani İstanbul'da o kadar yağmur. Eminim bir tek o gün yağmıştır diye gerçekten düşünüyorum. Gerçekten mi? Evet, bütün hiç durmadı. Bütün yağmurlarının olduğu gün çektin, evet, o zaman. Evet, hiç durmadı. Bir de yağmurun altında da bir sahnemiz var. Sırılsıklam olduğum bir sahne. Ama çok keyifliydi. Yani Galata'nın çok güzel bir ambiyansı atmosferi vardı. Atmosferi zaten çok güzel. Atmosferi de çok güzeldi. Böyle biraz romantik, biraz hüzünlü. Tam böyle bir kış klibi oldu aslında, öyle söyleyebilirim. Süper. Peki şimdi yaz için bir şeyler... Geliyor. Evet. Ne zaman? Çok yakında. Şimdi yavaş yavaş çalışmalara başladık. Zaten aklımızdaki ve çizdiğimiz yol haritası da zaten tek şarkılık bir proje değildi. İki şarkılık bir proje değil. Yani uzun bir yol tabii ki aklımızda, gönlümüzde. İkinci şarkının hazırlıklarına da başladık. Çok güzel. Yaza hitap edecek bir şarkı diye düşünüyorum. Süper. Ya şimdi seni böyle o kadar şeyle bağdaştırdım ki ben. Duygusal şarkılarla, evet, bağdaştırdım ki. Evet. Şu anda hızlı şarkı, yani hızlı ve yaz için bir şarkıyı senden nasıl ben olacak çok merak bilmiyorum. Ediyorum. Çok merak ettim şu bir anda de ama eminim ilginç... farklı olacaktır. Evet, dijitalde de hiç hareketli şarkım yok. Yani denk geldi tamamen, hı-hı, aslında. Evet. Profesyonel anlamda hareketli hiç şarkım yok. Bu da ilk olacak. Bence çok güzel olacak. Evet, bence de eminim güzel olacaktır. Zaten sesi güzel olunca insanın bir şekilde öyle ya da böyle, ama üç okuma ama beş okuma, evet, onu bir şekilde kendi yorumuyla bağdaştırıp ben güzel bir şekilde okuyabiliyor yani. Ben de öyle gerekirse düşünüyorum. Zaten biraz da okuma koçlarına destek veriyor. Şurayı da şöyle oku, burayı da böyle, evet, oku diye. Evet, o evet. Zaman zaten iş bir anda bambaşka bir yere geliyor. Evet, kesinlikle. Sonuçta öyle. Sonuçta hani daha çok slow şarkılar söyledikten sonra bir anda böyle çok hareketli bir şarkı, o başka bir şey çünkü. Evet, ben de çok heyecanlıyım şu, evet, an. Evet, ama bence çok güzel olacak. Yine aynı heyecana geri döndüm yani. Değil mi? Süper. Evet. Şu an artık İstanbul'da mı yaşıyorsun? Şu an İstanbul'da yaşamıyorum. Hala İzmir'de yaşıyorum. İşlerim de orada çünkü çok yoğun. Ama artık daha sık gidip gelmeye başladım. Bir de önümüz yaz, daha çok böyle yazlık yerlerde de olacağız. İzmir'de çok duramayacağız gibi gözüküyor. Evet. Yine orada da aktif devam eden işlerim olacak. Ama peki şu an var mı böyle şurada çıkacağız, burada çıkacağız planlanan işler var mı? Planlanan işler var. Sadece birkaç
mekan arasında böyle bazı netlikler yok. Şehirler belli. Yazan, hangi şehirlerdesin? Marmaris olacak, süper. Antalya olacak, Bodrum olacak, Çeşme'de olabilir. Evet, bir yerlerde denk geliriz evet, yani. Evet, inşallah denk Gezen geliriz. İnsanlar Kulübü Başkanı olarak evet. Ben. Aa, süper olur. Her çok yerde indir olur. Yani, her yerden çıkarım çok yani. Çok güzel olur, beraber bugün Bodrum'da, de. Yarın Çeşme'de uyanabilirim yani. Tamam, seviyorum görmeyi. Ben o zaman. Neredesiniz? Evet, gezmeyi çok seviyorum. Bir de pandemide çok oturduk yani. Çok oturduk bu yaz gerçekten. Çok tatil planım var. Evet. Hani herhalde 3 ay bana yetmeyecek. Bana acısını bir 6 ay gerekiyor bunları yapmam için yani. Bakalım bu yaz inşallah güzel geçecek. İnşallah. Bu sene herkes, bu yaz herkes, tabii Allah'tan bir mani çıkmazsa, herkes böyle bu yaz için biraz hayalleri var. Evet. İşte biraz böyle artık eğlenelim istiyoruz, birazcık daha sosyalleşelim istiyoruz evet. Falan. Ama yine tabii ki herhalde mesafelerimize dikkat edeceğiz ederek, ama evet. 12'de bitmeyen müzik istiyoruz kesinlikle, bence. Çok. Çünkü 12'den sonra hiçbir şey değişmiyor. Hayat aynen devam öyle. Ediyor. 12'ye her kadar şey olan olmuş ediyor. Oluyor. Evet. Evet, buradan da böyle bir anlayan anladı. Onu da söyleyelim. Gerçekten güzel olmuş. Ben çok sevdim. Güzel bir ekip var. Burada da aslında arkada da evet. Ekibin seninle birlikte gelmiş. Evet. Güzel. Her şey yolunda. Çok yolunda. Keyifli. Geri dönüşler de çok güzel. Çok. Gerçekten güzel tepkiler alıyoruz. Hı hı. Ve böyle emin ilerlemek daha da böyle içime siniyor. Hı hı. Şimdi ikinci çalışmamıza da işte başlamak üzereyiz. Bakalım inşallah daha da güzel olacak. Öyle vallahi, temenni ediyorum. Valla bence çok güzel olacak. Teşekkür ederim. Güzel gidiyorsun yani. Kendini en iyi ifade ettiğin yer sahne demişsin evet. Zaten. Yani kendini en iyi ifade ettiğin şekilde bir meslek de yaptığın için bence bunun yolu böyle bir inşallah böyle bir Sezen Aksu'ya sürtünüp en sevdiğin sanatçılardan biri olarak o yolda da ilerler. Peki kendin i̇nşallah. De bir şeyler yazıyorsun değil mi? Ben yazamıyorum. Ha, yazamıyorsun. Hayır. Yanlış bilgi. Tamam. Yazamıyorsun. Ama sonuçta yazan insanlar çok isterdim tanıyorsun. Ama. Yani, ama yazan tanıyorum. İnsanlar tanıyoruz. Evet, çok arkadaşım var. Hı-hı. Gerçekten bu işte çok iyi olan insanlar. Onlara da çok 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 saygı duyuyorum. Çünkü çok özel bir yetenek bence. Yazabilmek yani insanın kaleminin olması çok özel bir şey. Ama ben birkaç deneme yaptım. Ondan sonra baktım olmuyor dedim vazgeçeyim bu sefer. Bir de zaten herkes her şeyi yapmamalı. Evet. Şimdi sen yazarsan, sen bestelersen, evet. Sen söylersen, sen evet. Kıyafetlerini yaparsan. Evet. Şimdi biz kime kıyafet yapacağız falan gibi durumlar var yani. O yüzden ben böyle diyor ki mesela biri geliyor diyor ki sözü bana ait, müziği bana ait, klibini ben çektim. Seslendirme bana ait. Stylingini ben yaptım, şarkıyı ben söyledim, vokalleri ben yaptım, klibi ben çektim. Ben böyle... sen git o zaman. Bize ihtiyacın yok. Kendi kendini tanıt. Doğru. O zaman ne işin var burada? Evet. Kendine de bir program yap. Çık her gün anlat kendini. Ben evet. Onu yaptım. Ben bunu yaptım. Ben pişirdim. Ben yedirdim. Aynen evet, öyle. Evet. Birazcık tabii ki bunların hepsini yapabilmek şaka bir yana çok büyük marifet ama. Çok büyük bir marifet. Biraz gerçekten. Da tabii ki yani profesyonel birilerine de bırakmak lazım. O da bir yerden sonra çok sıkıcı. Her şeyi yapmaya çalışmak. Bir de yorucudur evet. Yani. Çok nasıl bölünmek gerekir çünkü. Ya uyurken ay şu ruju almam gerekiyordu. Oradan ayakkabı alacaktım. Evet. Ay şarkının sözünü eksik kaldı. Ay tahmin edemiyorum. Çok zor oluyordur uyuyamaz gerçekten. Uyuyamaz insan. Üçte uyanırsın yani. Dın diye kalkar. Ben öyle. O kadarına gerek yok. İşte böyle ekipler var. Birkaç şeye kanalize olabilmek. Güzel. Daha verimi daha çok artırıyordur diye düşünüyorum. Evet ama birkaç şey yani. Evet birkaç evet, şey. Birkaç şey yani. Aynen. Abartmayalım arkadaşlar. Oraya her şeyi yapmak marifet değil. Size diyorum. Evet vallahi çok güzel şarkım var. Çok güzel sesim var. Bence çok da tatlı bir, hoş da bir fiziğim var. Çok böyle teşekkür ederim. Çıtı pıtı. Ondan sonra en sevdiğimiz ekranlara ve sahnelere en yakışan. Evet böyle çıtı pıtı tipler çok yakışıyor. Bence çok uzun insanlar sahnelerde birazcık şey oluyor. İri ve uzun kalıyor. En sevdiğin böyle sanatçı kim? Sezen Aksu. Hiç bu sorunun cevabı bende hiç değişmeyecek erkek. Galiba. Erkek? Ersan Yüner'i çok dinliyorum. Öyle mi? Çok dinliyorum son zamanlarda. Çok değişik bir müzisi de ya. Müziğini ve kalemi bence. Evet. Çok İnanılmaz güçlü bir isimlerden var. Biri mesela. Ve çok beğeniyorum, dinliyorum. Hı-hı. Düşünüyorum başka yani. Çok göreceğiz son tabii zamanlarda ki. Böyle, son zamanlardaki müzisyenlerden müzikle ilgili ne düşünüyorsun peki? Ben aslında bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü müzik... başka bir yere gidiyor aslında biraz. Hı hı. Farklı tarzlar da var. Saygı duyuyorum. Çok iyi işler de var çünkü aralarında. Dediğim gibi biraz göreceli çok yorum yapmayacağım bu konuda. Peki yani sence atıyorum işte bir Aleyna Tilki'dir işte bir böyle bir mesela bir Aleyna Tilkiciler var. İşte böyle evet. Atıyorum bir
işte bu hip hopçu, evet, trap müzik. Müzik çok meşhur şu an. Evet. Böyle işte bir de böyle daha pop müzik var. Sen kendini hangi şeyde görüyorsun? Ya da atıyorum onları müzik olarak görüyor musun? Ben bir kere şunu söyleyeceğim. Şimdi işin bütün süreçlerinden geçtiğim için yapılan her işe sonsuz saygı duyuyorum. Hı hı. Çünkü gerçekten çok emek isteyen bir iş. Yani tek bir günde bitecek bir şey yorucu, hı hı. mental olarak da yorucu ve aynı zamanda çok keyifli. Hı hı. Yapılan her işe o yüzden sonsuz saygı duyuyorum. Ama tercih hakkım varsa, ki benim tercihim zaten bu yönde, ben her zaman pop müzik dinlemekten yanayım. Dinliyorum da. Her tarzı dinlemeye çalışıyorum. Çünkü bu sektörün içindeyim. Bilmek zorundayım. Çünkü bana da sahnede bir sürü istek geliyor. Ve ben onları karşılamak zorundayım. Gündemi sürekli takip ediyorum o yüzden. Ve yapıyorum da. Aralarında da çok keyif aldığımı söylemekten, çok keyif aldığım şarkılar var. Çünkü misafirlerimizin gerçekten çok tepki verdiği şarkılar var şimdi. Öyle mi? İşlerin başarısını bazılarını yatsıyamayız yani. Başarılı işler de var. Peki böyle hiç ya bu şarkıda yani hiç deyip ama sonra sahnede söylediğin oluyor mu? Hiç öyle bir şarkı olmadı. Yani süper. Ben bana yakışmadığını düşündüğüm, hı hı. hiçbir şarkıyı sadece popüler diye söylemiyorum. Ve bunu kırmadan, dökmeden... Komutan isterse? Rica ederek de söylüyorum. Komutan isterse peki? Yani söylemem herhalde. Komutanlar da yani. Ya bana yakışmıyorsa, çünkü orada kendimi ifade etme alanım benim orası. Hı hı. Kendi özgür olduğum ve patronu benim olduğum bir yer orası. Bana göre ben hep hı hı. öyle ifade ediyorum. En büyük özgürlüğüm orası ve orada kendimi kısıtlayacak veya kendimi yanlış ifade edebileceğim bir şey söylemem, tercih etmem yani. Evet, gerçekten. Ama bunu kırıp dökmeden ifade ederim karşı tarafa ve hemen tatlıca başka bir şey hemen hediye ederim ve bir gönül alırım muhakkak. Süper, işte bu da çok önemli. Bir de tabii bir de şöyle bir şey var. Mesela bazen böyle şarkı, işte sahnede şarkı söylüyorlar ve insanlar şarkının sözlerini bilmediğini söylüyor. Ve böyle ona şarkının sözünü açıp veriyor. İyi de evet, nasıl çok... söyleyecek? Evet, yani bilmiyor. Bilmiyorsan sadece önüne koyulan bir şarkı sözüyle. Ama dediğim gibi işte ben o yüzden gündemi çok takip ediyorum. Hiç okumamış bir şarkı. Yani hiç okumadığım bir şarkı bile olsa. Hı hı. Eğer onu radyoda bir kere dinlediysem ya da iki kere dinlediysem muhakkak mırıldanırım. Hı. Hani minicik de olsa. Okuyabileceğim bir şarkıydı o an, mutlaka minicik peki, de olsa. Peki o zaman bize böyle minicik de olsa kendi şarkından mı mırıldanmak ister misin? Mırıldanmak isterim, olur. Hadi o zaman minicik bir kendi şarkını da alalım. Ağlama kalbim, geçecek bunlar, sana yine sıra gelecek. Sil gözyaşını, daha da üzülme, emin ol seni sevecek. Bu kadarcık mı? Minicik dediniz, ben bir de minicik. Bir şey minicikti. Duymayınca şu an eksik hissediyorum kendimi, tamam. O yüzden minicik. Evet, evet, çünkü burada biraz duyma problemi olabiliyor ama çok güzeldi. Ben bu şarkıyı çok sevdim bu arada. Ben çok güzel çok bir şarkı, evet. Gerçekten çok. Çok bir zamanda da hemen akustiğiniyim. Aa süper, valla evet. Süper, tamam. Evet. Bize ayrılan süremizin de sonuna geldik maalesef. Çok keyifli. Çok güzeldi, iyi ki tanıdım seni. Ya, i̇yi ben ki geldin. De iyi ki tanıdım, bizim çok güzel son olarak aradınız. Milyon TV izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Bir de YouTube'dan takip etsinler. Takip edip. Instagram'ı da söyleyebilirsin. Instagram'ı aydan.kahraman. Hı hı. YouTube'dan da şarkımızı bir tıklayıp dinlemelerini rica ederiz. Evet, biz de Aydan'ın şarkısını YouTube'dan bir kere tıklayıp izlemenizi ve dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Hatta abone olursanız harika çok olur. Daha güzel olur. Bence abone de olun. İyi ki geldin, iyi ki tanıdık. İyi ki geldik. Bundan sonra inşallah daha sık görüşürüz. İnşallah, çok teşekkür ederim. Yolun bahtın açık olsun, her şey gönlünce olsun Aydan'cığım. Biz o zaman bu Aydan'ın güzel klibiyle programımıza bu haftalık veda ediyoruz. Haftaya tekrar aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.